Başlangıçta çaydanlıkların sayısını 4x diyelim. Tencerelerde y kadar olsun. 4x'in 4'te 1'i x yapar. Çaydanlık tencere. Burada x kadar gitti. Tencerelerden de 10 tane gitti. Daha sonra çaydanlıklardan 14 tane oldu. 14 diyoruz. Kalan tencere dediği için y'den 10'u çıkartıyoruz. Y eksi 10. Bir de bunun 3'te 1'i araca yüklendi araca yüklenenlere baktığımız zaman çaydanlıklardan x artı 10 tane tencerelerden de payda eşitleyip topladığımız zaman 3 kere 10 30 eksi 10 20 yapar. Y artı 20 bölü 3 oldu. Geriye kalan yüklenmeyen tencere ve çaydanlıkların sayısı eşitmiş. Buraya baktığımızda 4x vardı. x artı 14'ü burada çıkardığımız zaman 3x eksi 14 olur. Y tane vardı y artı 20 bölü 3'ü çıkardığımız zaman y eksi y artı 20 bölü 3 diye çıkardığımızda 3y eksi y 2y yapar. 2y eksi 20 eşittir diyoruz. 2y eksi 20 bölü 3. İçler dışlar çarpımı yaptığımız zaman burada 9x eksi 42 eşittir. 2y eksi 20 oldu. Eksi 42'yi de sağ tarafa atarsak 9x 2y'yi sol tarafa attık. Eksi 2y eşittir. 42'den 20 çıktı. 22 oldu. Diğer noktaya bakalım şimdi. Toplam çaydanlık ve tencere sayısı. Yani 4x ile y'nin toplamı. 4x artı y diyoruz. E, buradaki çaydanlıkların iki katından deniyor. Yani 8x var. Burada da 1 var. 4x'i sağ tarafa atarsak y eşittir. 8x'ten 4x çıktı. 4x eksi 1 oldu. Buradaki 4x eksi 1 değerini şuradaki y değeri yerine yazalım. 9x eksi 4x artı 1. 2 ile çarptığımız için eksi 8 artı 2 olacak. Y'nin dışında 2 var. Eşittir 22. 9x'ten 8x çıktı. X kaldı. İki diğer tarafa eksi geçeceği için 20 oldu. X eşittir 20 imiş. Ancak bize tencere sayısı yani Y değeri soruluyor. E burada eşitliğimiz var. Yerine yazarsak 4 çarpı 20 80 1 çıkardık 79 doğru cevap D seçeneğidir.